Merhaba. Bu videoda size ilham aldığım, beni çok etkileyen ve hayatımı değiştiren sanat eserlerinden bahsedeceğim. İlki, Mary Cassatt'ın Loja'daki Lydia adlı eseri. İlginç bir kompozisyon. Bu tabloyu çizen kişinin kadın olması sanattaki toplumsal cinsiyet konusuna dikkatimi çekti. Hatta bu tablodan sonra Paris'teki operaya gittim, localardan birine oturdum ve operayı izledim. Başka bir örnekte de Schartre Katedrali. Benim baktığım fotoğrafta katedral bir tarlanın ucundaydı. Ben de katedrali gayet iyi anladım sanmıştım. Ama sonra katedrali bizzat ziyaret edince bu fotoğrafın tamamen bir efsaneden ibaret olduğunu anladım. Gerçekte katedral şehrin ortasındaydı. İşte bu noktada e, katedralin orada yaşayan topluluğun ayrılmaz bir parçası olduğunu anladım. Çünkü şehrin tamamı onun etrafına inşa edilmişti. Evet ne zaman bir sanat eserinde betimlenen bir binayı ya da mekanı gidip kendim görsem aslında gerçeklerin ne kadar farklı olduğunu anlarım. Ve bu da beni çok etkiler. Şimdi de Albrecht Dürer'in otoportresine gelelim. İsa peygamberi betimleyen portrelerden birine benziyor sanki değil mi? Bir sanatçının kendini bu denli saygın biriymiş gibi görüp böyle çizmesine başta şaşırmıştım doğrusu. Ancak bu tablonun muazzam olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Tabloda sanatçının ne derece usta olduğunu görüyorsunuz ve aklınızda şöyle bir düşünce uyanıyor. Belki de Dürer gerçekten de haklı. Kendini bir peygamber gibi tasvir etmesi hiç de garip değil. Bu tabloda mizah var, zarafet var. İşte bu tablo tüm bu yönleriyle benim sanat eserine farklı bir açıdan bakmamı sağladı. Beni etkileyen bir başka sanat eseri Berlin duvarının yıkılmasından birkaç yıl sonra Nefertiti tasvirini görmeye gittiğimizde karşıma çıktı. O zaman çok küçüktüm. Bu sanat eseri beni bir hayli heyecanlandırmıştı. Nefertiti kusursuz görünüyordu. O da bir insandı ama binlerce yıl önce yaşamıştı. Döneminde güçlü bir kadın olan Nefertiti'nin bu canlı imgesini görmek sanat tarihiyle ilgilenmemi sağladı. Geçmişle ilgili düşünme biçimlerimi değiştiren bir başka eser ise üniversite yıllarımda karşıma çıktı. Hans Holbein'in Büyük Elçiler adlı tablosu. Bu tabloyu sanat derslerinde anlatırken genelde Rönesans döneminde yaşayan Avrupalı adamların betimlendiğini söylerler. Ama derste bize detaylara da önem vermemiz gerektiğini öğretmişlerdi. Örneğin şu küre ya da şu yön bulma ve seyir aletleri. Burada bir sanat eserine bakarak geçmişin birbirine bağlı mekanlardan oluştuğunu anlıyoruz. İnsanlar birbirleriyle etkileşim kurmuş, iletişimde kalmış. Elbette eski zamanlardaki birbirine bağlılık 21. yüzyıldaki bağlanma biçimleri gibi değil. Ancak yine de bunlara birçok açıdan benziyor. Hoşçakalın.